R Rahman R Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Evet. Şimdi bildiğiniz gibi biz El Hüccetü Zehra yani 15. şu ayı okumaya devam ediyoruz. Bugün 18. ders Hucet El Hüccetü Zehra'dan. <laughs> yani çiçek gibi açan, çok açık ve kesin olan Allah'ın varlığına, birliğine, delil manasına. Geldik Allah'ın ilmine dair dördüncü delile. Vel inayatul mahsusatu şamilatu. Bu çok önemli. Bizde inayet yardım demek. Ama burada yardımdan ziyade bir şey var. İtina ve titizlikle üzerinde durma. Yani ehadiyetin cilbesi bu. Yani Cenab-ı Hak her canlıyı, her mahluku, her sanat eserini sanki bütün isim ve sıfatlarıyla onun üzerinde duruyormuş gibi. İşte hadiyetin cilvesi bu. İtina ile yaratmasına biz inayat diyoruz. Bu her şey için, her bir insan için, her bir kuzu için, her bir elma için. El mahsusa, insana ayrı, kuzuya ayrı. Eşşam ile bütün varlıkları ve sanat eserlerini içine kapsıyor. E bunu ancak bir ilim sahibi yapabilir. Bakalım dediği zaman nasıl izah edecek bunu?dir. Yani bütün zihayat, hayat sahipleri, zihur, -şuur, şuur sahibi olan aleminde her neve, mesela insan bir türdür ve her ferde, insanın her bir ferdine hususi ve ona münasip ve umuma şamil inayetler. Ba yani bana münasip ve umuma şamil yani bütün insanları kapsayan yani sadece beni değil bütün 8,5 milyar insanı teker teker yaratırken o hassasiyet ve inayet geçerli şefkatler, himayetler, korumalar bedahet derecesinde yani açık bir şekilde ihatalı bir ilme, her şeyi kuşadan bir ilme delalet ve o inayetlere Cenab-ı Hakk'ın o yardım ve titizlikle yaratmasına mazhar olanları ve ihtiyaçlarını bilen bir alimi inayetkarın yani daima yardım eden ve titizlikle ehadiyet sıfatıyla her şeyi bilen Allah'ın vücubu vücuduna yani varlığının zaruretine hadsiz şehadetler eder demektir. İhtar önemli bu. Risale-i Nur'un hulasatul hulasasının zübdesi olan hulasatul hulasa diye Arapça bir şey var. Yani büyük cevşende var bu. Özeti olan Arabi fıkrasındaki kelimelerin izahı ise Kur'an'dan tereşşuh eden, sızan Risale-i Risale, risale Kur'an biliyorsun Kur'an şeyi var nedir? Risale-i Kur'an diye bir risale var. Daha önce okumuş Hizbül Kur'an-ı Kerim de diyorlar buna. Bediüzzaman şeyden yani bütün Kur'an-ı Kerim'den değişik ayetleri zikrederek harika bir şekilde şey yapıyor. Ayat-ı Kur'aniyenin, Kur'an ayetlerinin lematından parıltılarından aldığı hakikatlere hususan ilim ve iradeye ve kudrete dair Allah'ın bu üç sıfatı, ilim, irade ve kudrete delillere ve hüccetlere işarettir ki bu arabi kelimelerin işaret ettikleri o ilmi deliller ehemmiyetle tefsir ediliyor demek her biri çok ayatın çok ayetlerin birer işaret ve birer nüktesini beyan etmektir yoksa o arabi kelimelerin tefsiri ve beyanı ve tercümesi değildir sadede dönüyoruz yine el inayat el mahsusa eşşami ile açıklamaya devam edecek. Evet ispat ediyor. Gözümüzle görüyoruz ki bizleri ve bütün zih ruhları, hayat ruh sahiplerini bilir ve bilerek şefkatle himaye eder. Bizi ona göre korur. Ne kadar harika değil mi? <laughs> ya ve ihtiyacını ve her derdini bilir ve bilerek inayetiyle yardımıyla imdadımıza yetişir bir alimi rahim var. Rahmetli bir, her şeyi ilmiyle kuşatan Allah var. Hadsiz misallerinden birisi, insanın rızık, ilaç ve mühtaç olduğu madenler cihetinde gelen hususi ve umumi inayetler, insanın Allah'a gönderdiği bu yardımlar, has, yani sitizlikle bakması, pek zahir bir surette, açık bir şekilde bir ilmi muhiti, kainatı kuşatan bir ilmi gösterir ve bir Rahman Rahime rızık, ilaç, madenlerin adedince sayısınca şehadetler ederler. Evet, ispat ediyor. İnsanın hususan acizlerin ve yavruların iaşeleri, geçimleri ve bilhassa özellikle de mide mutfağından cesedin rızık isteyen azalarına. Şimdi biz ağzımıza atıp midemize iniyor. Nereye gittiğini bile bilmiyoruz. Ayrı ayrı ihtiyaç duyan azalara gidiyor. Hatta hücrelerine, hücreciklere her, her birine münasip rızkını yetiştirmeleri, göze ona göre, kemiğe ona göre ve dağlar bir eczane. Oradan topluyoruz bütün ilaçları. Ve insana lazım bütün madenlerin bir ambarı olmaları gibi hakimane işler, mutlaka maslahata ve hikmete dayalı işler, gayet ihatalı, her şeyi kuşatan bir ilimle olabilir serseri tesadüf, kör kuvvet, sağır tabiat, camit, şuursuz esbab, sebepler, basit istilacı unsurlar. İstilacı unsur dediği ta, yani mesela toprak, mesela su, mesela ateş. Bunlar önüne gelen her şeyi istila eder, gider. Ama hep önemli bir şekilde hizmet ettiriliyorlar. Hiçbir cihette bu alimane ilim dairesinde basirane her şeyi görerek hakimane, maslahatı ve hikmeti takip ederek merhamet inayetperverane inayet olan iaşe, bütün canlıların geçimini sağlama ve idare ve himayet ve tedbire karışamazlar. Maşallah, maşallah. Harika bir şey. Yalnız o zahiri esbab, o zahiri sebepler alimi mutlakın, ilmi kayıtsız olan Allah'ın emriyle, izniyle İlim ve hikmeti dairesinde bir perde-i izzeti kudreti ilahi olarak Allah'ın kudretinin bir izzet perdesi. Bir nevi onları perde olarak kullanıyor o sebepleri. İstimal kullanılıyor ve istihdam edilmeleri var. Geldik beşinci ve altıncı delile. Bakalım Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz kainatı kuşatan ilmine ait delilleri okuyoruz. Vel akdiyetul Allah Allah yerine getirilen mükemmel projeler. Şimdi akdiye projelerin yerine gelmesi. Yani gerçekleşmesi. Yani projeler gerçekleştiriliyor. Emirler veriliyor. O emirler mükemmel yerine getiriliyor. El muntazama dediği düzenli yerine getiriliyor. Bir sabah kalksak ki güneş doğmamış. Ne yapacaksınız? Hayır, hep düzenli. Vel akderul musmiretü bu da ona dayanıyor. Yani meyve veren planlı ve projeler var. Senin kulağını eğri büğrü yapıyor ki iyi duyasın diye. O da planlı, programlı. Her şey öyle. Aslında vel akdarul önce okumak daha uygun. Yani meyve veren, netice veren plan ve projeler, kaderler ve ona göre yerine getirilen projelerin gerçekleşmesi, düzenli hükümler, kararlardır. Yani her şeyin hususan nebatat, bitkiler ve eşyar, ağaçlar ve hayvanat ve insanların şekilleri ve miktarları bu işte kader. Ama öyle şekil veriliyor ki tam maksadına uygun bir şekilde. İlmi, ilmi ezelinin, Allah'ın ezeli ilminin iki nevi olan, demek ki kaza ve kader Allah'ın ilminin iki çeşidi. Birisi kaza, birisi kader. Kader demek plan ve projenin çizilmesi. Kaza da, kaza da o plan ve projenin kudretle aynen yerine getirilmesi. Yine ilme dayanarak. Düsturlarıyla sanatkarane biçilmiş. Allah Allah. Vellezî kaddera feheda işte bu. Tam onu ifade ediyor. Yani plan ve projesini çiziyor ve onu yerine getirecek maksadı gerçekleştirecek şekilde de o projeleri gerçekleştiriyor. Ve her birinin kametine göre tam münasip dikilmiş, mükemmel giydirilmiş, gayet muntazam birer hikmetli şekil verilmiş. Bitkilere de, hayvanlara da, ağaçlara da, insanlara da. Onlar her biri ve beraber bir nihayetsiz ilme. Çünkü her biri ve beraber de değil. Yani 8,5 milyar insan var. Tamamını bilmeyen, ilmi kuşatmayan bir zat herhalde yeni doğacak bir bebeği farklı yaratmaz. Yaratamaz. Nihayetsiz ilme delalet ve bir sani alime sanatkar ve her şeyi bilen bir sanatkara adetlerince, sayılarınca şehadet ederler demektir. Evet, mesela numune olarak hadsiz misallerinden yalnız tek bir ağaç ve bir ferdi insana, insan ferdine bakıyoruz. Görüyoruz ki bir, bu meyveli ağaç, o çok cihazatlı duyguları, organları olan insan, hiçbir ressam tam taklidini yapamayacak derecede zahiri ve batini dışarıdaki organlarımız var, elimiz, ayağımız, batini de beynimiz vesaire vesaire dış ve içi öyle bir gaybi pergerle aman ya pergel biliyorsunuz güzel şey çizmek için geometride kullanılan bir alet perger şeklinde okunuyor gaybi bir gizli bir perger onu çiziyor ve ince bir ilmin kalemiyle hudutları çizilmiş ve tam intizamla her azasına kulağıma gözüme vesaire münasip suret verilmiş ki meyve ve neticelerine ve vazife fıtratlarına yetişsin. Bu ise nihayetsiz bir ilimle olabilmesiyetiyle her şeyin her şeyle münasebetini bilip Allah Allah benim mesela koyunun sütüyle, etiyle ve yünüyle her şeyle hatta derisiyle münasebetimi bilecek ki ikimizi de ona göre yaratsın. Ya her şeyin her şeyle münasebetini bilip ve nazara alan ve bu ağaç ve bu insanın bütün emsallerini ve nebilerini, türlerini, ilmi ezelisinin kaza ve kader, pergar, işte pergel demek, biz pergel diyoruz. Ve kalemiyle dış ve iç miktarlarını ve suretlerini hakimane, maslahatlı ve hikmetli bir şekilde yapılmasını bilerek işleyen bir sani musabbir. Bütün bu ağaçlara, insanlara, bütün kainata bu suretlerini nizamlı bir şekilde veren usta, bir alimi mukaddirin, plan ve projelerini çizen bir her şeyi bilen Allah'ın hadsiz ilmine ve vücubu vücuduna, varlığının zaruretine nebatat, bitkiler ve hayvanat adedince şehadet ederler demektir. Maşallah. Bir kahve içelim değil mi? Gelelim yedinci, sekizinci delile. Allah Allah ve آجalü müayyene Hepimiz için belirlenen belli eceller var. Benim işte şu anda bir ay sonra 66'ya gireceğim. Bilemiyorum. Ecelim 70'te midir, 66'da mıdır? Allah bilir. Ama sadece benim değil. Bak insanların ortalama işte belli 50 60 70 80 neyse. Ama aslanın da ona göre. Mikropların da ona göre, sivrisineklerin de ona göre. Vel erzakul mukannenetü ve o belirlenen ecellere göre depolanan kanunla tayin edilen rızıkları da var. Atın ki ayrı, aslanın ki ayrı, benim ki ayrı, farenin ki ayrı. Ama hep hazırlanmış ve depolanmış. Dır. Yani ehemmiyetli bir hikmet için ahir nazarda, zahir nazarda, görününe göre müphem sanki bilinmiyor. Yani bizim kader şeyimizin, ecelimizin ne zaman olduğu. Ama hayır. Ve gayri muayyen, belirlenmemiş gibi tevehüm edilen, öyle zannedilen eceller ve rızıklar ipham perdesi altında. Böyle gizlilik perdesi altında kaza ve kader ezeliyenin, ya Allah'ın kaza ve kader defterinin defterinde mukadderat-ı hayatiye sayfasında, hayata ait plan ve projeler sayfasında her hayatın eceli mukadder ve muayyendir, belirlenmiştir. Tekaddüm teahhur etmez. Ayete dayanıyor. La yesteahhiruha, la yesteahhiruha. Gayet açık. Yani ne bir an ileri, ne bir an geri olamaz. Tekaddüm teahhur, o diyor. Tekaddüm ileri, teahhur geri kalamaz. Ve her zihruhun, ruh sahibinin, rızkı da tayin ve tahsis edilip, Kaza ve kader levhasında yazıldığına hadsiz deliller var. Onun için vefat eden bir zata ne yapalım? Kız rızkı tükenmiş derler. Anadolu'nun güzel bir tabiri. Hey, hey. Yazıldığına hadsiz deliller var. Mesela koca bir ağacın ölmesi, onun bir nevi ruhu olan çekirdeğini onun yerinde vazife görmek için bırakması. Koca ceviz ağacı ölüyor ama yerine çekirdeğini bırakıyor. Bir alim-i hafizin, her şeyi bilen ve her şeyi koruyan bir Allah'ın hikmetli kanunuyla olması ve bir yavrunun rızkı olan süt, memelerden gelmesi bu ayete işaret ediyor. Ve kan ve fışkı içinden çıkıp beyni ferasin ve demin ya hiç bulaşmadan safi, temiz olarak ağzına akması tesadüf ihtimalini kat'i bir surette red ve bir rezzak alimi rahimin rahmeti nihayetsiz ilmi kainatı kuşatan ve her ziruhun rızıklarını veren Allah'ın şefkatli düsturu ile olduğunu gayet iyi gösteriyor. Bu iki cüz'i misale bütün zihayat, hayat sahipleri, ziruh, ruh sahipleri kıyas edilsin. Demek aslında Hakikatta hem ecel muayyen ve mukadderdir. Bütün ecellerimiz ne zaman öleceğimiz belirlenmiştir. Hem rızık herkese göre bir tayyün belirleme içinde mukadderat defterinde, hayat plan ve projelerimizde kaydedilmiştir. Fakat gayet mühim bir hikmet için hem ecel hem rızık perde-i yani insanlar bilmiyor ne ecelini ne de rızkını bilmiyor, gayb perdesi altına gizlenmiş ve müphem, kapalı ve gayri muayyen belirsiz gibi görünüyor ve zahiren tesadüfe bağlı gibi görünüyor. Hayır, anlasak ki her şey belirlenmiştir, Allah'a tevekkül ederiz. Rızk için hırs göstermeyiz, haram mal yemeyiz, hırsızlık etmeyiz. Eğer ecel güneşin grubu gibi, batması gibi muayyen olsaydı, belli olsaydı, yarı ömür gafreti da ömrün yarısı tam bir gaflet içinde geçerdi. Nasıl olsa daha var diye. Ve ahirette çalışmamakla zayi olup yarı ömürden sonra her gün ölüm daracı tarafına bir ayak atmak gibi dehşetli bir korku alıp eceldeki musibet yüz derece ziyadeleşmesi sırrıyla. Onun için gizli bırakılmış. Başa dehşetli bir korku salıp belli olsa eceldeki ha, ve hatta aha, eceldeki musibet yüz derece ziyadeletmesi şartıyla başa gelen musibetler ve hatta dünyanın eceli olan kıyamet perde-i gaybta yani gayb perdesi altında gizlenmiş merhameten bırakılmış rızık ise hayattan sonra nimetlerin en büyük bir hazinesi ve şükür ve hamdin en zengin bir menbaı kaynağı ve ubudiyet ve dua ve ricaların en cemiyetli bir madeni olmasından rızık sureti zahirede yani göründüğü kadarıyla müphem. Belli değil kime ne verileceği. Ve tesadüfe bağlı gibi gösterilmiş. Ta her vakit rezzak Kerim'in ikramı bol ve bütün her mahluka rızkını veren Allah'ın dergahına iltica, ona sığınalım ve rica yalvarmak ve hamd ve şükür şefaatiyle rızık istemek kapısı kapanmasın. Yoksa Muayyen olsaydı mahiyeti bütün bütün değişecekti. Şakirane minnettarane ricalar. Yani rızkımızın gelmesi için Allah'a hem şükrediyoruz verdiğine hem de Ya Rabbi bize ihsan eyle diyoruz. Dualar Del ki mütezellilane ubudiyet kapıları yani kendini hakir görüp Allah'a kulluk kapıları kapanırdı. Belli olsaydı. Evet. Bir kahve daha hak ettik. Dokuzuncu, onuncu delil. Bu da çok önemli. Bir defa birincisi. Vel itkanatul mufennene. Yani yapılan her sanat eserinde fevkalate sanatın zirvesi gözetilmiş ve bütün fen, ilim, akademik yollar nazara alınmış. Allah Allah. Ayrıca vel ihtimamatul müzeyyene sadece sanatın zirvesinde mükemmel sanatlı yaratılmamış. Bir de süslü bezekli olması için aşırı ihtimam gösterilmiş. Bu da ayrı bir ilmin delili bu. İnsan ayrı aman ya Rabbi mesela erkek aslan. Böyle keşke bir aslan besleseydim diyorum seyretmek için. Cenab-ı Hak nasıl böyle ilmi bir şekilde onun sanatını mükemmel yaptığı gibi bir de süslemiş, ihtimamla yaratmış yani her masnuda Allah'ın her sanat eserinde hususan bahar mevsiminde Allah Allah güller çiçekler zemin yüzünde sermediği devamlı bir hüsün güzellik ve cemalin cilvelerini gösteren bütün güzel mahluklar çiçekler meyveler çimler ağaçlar ez cümle bunlardan mesela çiçekler meyveler kuşçuklar Allah Allah ve sinekler ve bilhassa yaldızlı ve yıldızlı kuşçuklar. <laughs> Allah Allah o kadar süslü hayvanlar var ki. Bunların hilkatlerinde, yaratılışında ve suretlerinde, şekillerinin verilişinde ve cihazatlarında onlara uygun organların takılışında öyle mucizane beşer benzerini yapmaktan aciz bir şekilde ve bir maharet işte bu itkan diyoruz buna ve dikkat ve harika bir sanat bir ittikan işte ittikan dediği bu ittikan sağlam bir sanat bir mükemmeliyet ve sanatkarının bak bak bu da şey nedir ha e, süslemeler mucizatlı hünerlerini gösteren ayrı ayrı çeşit çeşit tarzlarda şekiller makinacıklar gayet ihatalı bir ilme her şeyi kuşatan bir ilme ve tabirde hata olmasın gayet maharetli ve fünunlu ne dediği bu işte. Fevkalade maharetli ve fenlerle dolu, ilimlerle dolu bir meleke ilmiyeye kat'i delalet ve serseri tesadüfün ve şuursuz ve müşevveş karma karışık esbabın sebeplerin müdahale etmesinin imkansız olduğuna şahadet ettikleri gibi bu vel ittik ve vel müfennene'yi açıkladı bu kısımda şimdi de süslü ihtimamlar gösteren onu ifade edecek. Vel ihtimamatül müzeyyenet ifadesiyle o güzel maslularda sanat eserlerinde, insanda, hayvanda, çiçekte o derece bir şirin süslemek ve tatlı bir zinet ve cazibedar bir cemali sanat, sanat güzelliği var ki nihayetsiz bir ilimle iş görür ve her şeyin en güzel tarzını bilir ve sanatkarlığın cemali kemalini hem nihayetsiz mükemmelliğini hem de nihayetsiz güzelliğini ve kemali cemalini güzellikteki mükemmelliği zi şuurlara göstermek ister ki en cüz'i bir çiçeği ve küçük bir sineği papatya çiçeği veya bir sivrisineği, ihtimam karane çok böyle özen göstererek mahirane maharetli bir sanatla, sanat perverane, ehemmiyetle tasvir ve icad eder. Bu ihtimamkarane tezyin ve tahsin, süsleme ve güzelleştirme, bedahetle açık bir şekilde, alimi zül cemalim, yani cemal sahibi olan her şeyi bilen Allah'ın vücubu vücuduna, varlığının zaruretine şehadetler ederler demektir. Beş külli delil ve hüccetleri ihtiva eden 11. delil. Bunu okumadan önce bir şey yapalım. Kahveden içelim. Ve gayetu kemalil intizam, el ittizan, el imtiyaz, el mutlakat, fis suhuletil mutlaka. sana. Birinci önemli delil. Hani dedi ya beş tane külli delili itibar ediyor. Birincisi bu. Yani kayıtsız şartsız mükemmel intizam yani düzenli ölçülü ve birbirinden ayrılacak şekilde yaratıyor ama çok kolay yaratıyor. Bak bak hem çok önemli düzenli hem ölçülü hem birbirinden ayırıyor hem de bunları kayıtsız böyle yapıyor ve gayet kolaylık içinde yapıyor. Birinci delil bu. Bu çok meşhur bir delildir. Ayrıca ve halkul eşyayı fil kesretil mutlakati mal itkanil mutlak. Allah Allah. Bu da çok enteresan. Yani eşyayı yani kayıtsız şartsız bir maharetle yaratmasına rağmen çokça yaratıyor. Sınırsız çoklukta yaratıyor. Halbuki çokluk bilmem nedir der halk. Bir şey çok hızlı yapılıyorsa orada sanat az gözetilir. Hayır, Cenab-ı Hak öyle değil. Ve fi süratil mutlakati yani kayıtsız şartsız bir süratle yaratılıyor. Mesela bir yazda beş buçuk trilyon sinek yavru veriyormuş bir tanesi. Malik dizanil mutlak. Kayıtsız şartsız bir ölçü içinde yaratılıyor. Hem süratli çok ölçülü. Ayrıca ve fil vusatil mutlakati. Kayıtsız şartsız genişlikte. Yani şeyde de Irak'ta da papatya var işte bilmem Brezilya'da da var, bütün dünyada var ama ma kemali husni sanatı, sanatındaki güzellik hepsinde de mükemmel noktada. Bak bunlar hep delil. Ve fi el bu'deti mutlakati ma'l ittifak mutlak. Aralarında nihayetsiz uzaklık olmasına rağmen nihayetsiz bir benzerlik bir ittifak var. Yani ta e, Endonezya'daki bir insanla Malez şeydeki Amerika'daki yerliler arasında el, ayak vesairede ittifak aynı benzerlikler var. Ayrıca ve fil mutlakati mutlak karışıklık içinde yani bizim Adem Baba, Adem Tatlı şey dağının ne derler ona neyse işte Nemrut Dağı'nın çiçeklerini toplayarak isimlerini bularak doçent olmuştu. Ben onunla latife ediyordum. Hepsi birbirinin karışık ama malim tiyazil mutlak. Hiç birbirine karışmıyor, ayrılıyor. Bu delil, sabıkan yukarıda zikredilen arabi fıkranın ahirinde sonunda yazılan delilin başka ve daha güzel bir tarzıdır. Şiddetli hastalık sebebiyle gayet kısa bir işaretle bundaki 5-6 geniş delilleri beyandır, açıklamadır. Evvela bunları teker teker izah edecek. Maşallah, maşallah. Güzel. bütün zeminde görüyoruz. Tam bilmekten ve maharetten gelen gayet suhulet ve kolaylıkla acip şaşılacak zihayat makinalar. insan değil mi? Kuzu, ne bileyim ki aslan defaten birden yaratılıyor. Ve bir kısmı bir dakikada düzgün, ölçülü, emsalinden farikalı imtiyaz dediği bu yani hiçbir erkek aslan diğerine tam benzemiyor. Hem aralarında ittifak var hem de ihtilaf var, imtiyaz var. Yapılmaları nihayetsiz bir ilme delalet ve sanattaki maharet ilmiyeden, ilmi maharetten gelen şuhulet ve kolaylık derecesinde o ilmin kemaline şahadet eder. Birincisi bu. Saniyen ikincisi, gayet kesret ve çokluk içinde şaşırmadan bütün sinekleri bir yaratıyor ama hiç şaşırdığı yok. Gayet derecede sanatlı, mükemmel icatlar. Nihayetsiz bir kudret içinde hadsiz bir ilme delalet ve alim ve kadiri mutlaka. Kudreti ve ilmi nihayetsiz ve kayıtsız olan bir Allah'a hadsiz şehadet eder. Salisen, üçüncüsü, sürati mutlaka yani kayıtsız bir süratle yaratıyor. Ve gayet çabuk yapılmakla beraber gayet derecede mizanlı yani ölçülü icatları hadsiz bir ilme delalet ve adetlerince sayılarınca bir alimi mutlak ve kadiri mutlaka ilmi ve kudreti nihayetsiz olan bir zata şehadet ederler. Rabian yani dördüncüsü gayet geniş bütün zemin yüzünde bak genişlik dediği bu hadsiz zihayatların mesela diyelim ki bir e, fare burada da aynı Brezilya'da da aynı <laughs> geniş dairede Vüsati mutlakayla çok geniş dairede olmakla beraber gayet sanatkarane, süslü, kemali hüsnü sanatla yani sanatın en güzel tarzıyla yapılmaları hiç şaşırmayan, her şeyi beraber gören, bir şeyi bir şeye mani olmayan bir ihatalı, kainatı kuşatan ilme delalet ve bir alimi külli şey ve kadiri mutlakın masnuları sanat eserleri olduklarına her biri ve beraber şehadet ederler. Hamisen, beşincisi, budu mutlak. Yani birbirinden çok uzak. Güney Amerika nerede, Endonezya nerede? Ama aynı papatya çiçeği. <laughs> Allah Allah. Ve birbirinden gayet uzak bir nevin, bir türün efradı, fertleri. Mesela papatyanın, mesela insanın. Biri şartta, biri gartta, biri şimalde, kuzeyde, biri cenuhta, güneyde. Aynı zamanda, aynı tarzda, birbirinin misli, birbirine benziyor. Ama ve birbirinden teşahhusça imtiyazlı. Ama iyi bakarsan yani o görünmeleri itibariyle birbirinden ayrılıyor. Hiçbir papatya çiçeği diğerine tam benzemiyor. İmtiyazlı bir surette vücuda gelmeleri ancak bir alimi mutlak ve kadiri mutlakın kainatı idare eden hadsiz kudreti ve bütün mevcudatı ahvaliyle, bütün halleriyle ihati eden, kuşatan nihayetsiz ilmiyle olabilmesiyetiyle muhit bir ilme, her şeyi kuşatan bir ilme delalet eder ve bir allamül guyuba, gaybi olan bütün eşyayı bilen Allah'a hassiz şehadet ederler. Maşallah. Sadisen, altıncası, ihtilat mutlaka, be, mutlaka, mutlakla beraber, tamamen karışık, bir bahçede 100 tane çiçektik. Hiçbiri birbirine karışmaz. Hiç işeler ama karışmıyorlar. Hiç şaşırmadan ve karıştırmadan her birisi tam bir imtiyaz. Diğer çiçeklerden ayrılacak şekilde. Ve alameti farika yani diğerinden farklı bir markası var. İle o karışık emsalinde ve karanlık yerlerde mesela toprak altındaki tohumlar gibi Üstad lemalarda hafız ismini açıklarken bunu misal veriyor bir toprağın altına 30 çeşit çiçek tohumunu koy. Hiçbirbirine karışmadan hem de o karanlıkta tam kendilerine has özelliklerle büyürler diyor. Allah Allah. Ve o vaziyetlerde toprak altındaki tohumlar gibi şaşıran vaziyetlerde o çok kalabalıklı zihayat makinaların, her birisinin hiçbir cihazatını noksan bırakmayarak mucizatlı bir surette yaratılmaları güneş gibi ilmi ezeliye delalet ve gündüz gibi kadiri mutlak ve alimi mutlakın hallakiyetine, yaratıcı olduğuna, rububiyetine, bunları teker teker terbiye ettiğine şahadet ederler. Risale-i Nur'daki tafsilata havale edip bu pek uzun kıssayı kısa kesiyoruz. Şimdi Hulasatul Hulasadaki yine Arapça bu. Yani biliyorsunuz Büyük Cevşen'de var bu. İrade meselesine bakıyor başlıyoruz biliyorsunuz burada bu zamana kadar okuduklarımız anlatabildim mi neydi şeydi ne derler ona ha, ha. Ee, ilimle alakalı delillerdi şimdi irade meselesine başlayacağız başlayalım bakalım bu da Arapçaları tercüme edelim mi etmeyelim mi diye kararsızım. Edelim canım hiçbir şey eksik olmasın. Gerçi üstad tercüme edecek bunu. Onun için ben etmek istemiyorum. Yani üstadın ki yani tercümesi varken benim yapmam biraz şey olur yani. İlkokul talebesinin üniversite profesörüne yanında tercüme etmeye kalkışmasına benzer. Evet bunu okuyalım. Üstadınkini esas alalım. Allahu ekberu min kulli şeyin kudreten ve ilma. Allah gel de mana verme. Allah her şeyden hem kudret ve hem de ilim itibariyle daha büyük. Neden? İz çünkü huvel muridu li kulli şey. Her şeyi irade edip böyle yaratan odur. kâne Allah isterse olur ve mâ lem yeşe' elem İstemezse olmaz. İz çünkü tanzimu icadil masnuati ذاتا وصفات وماهيه وهويه من بين الامكانات الغير المحدوده والطرق العقيمه والاحتمالات المشوشه والامثال المتشابهه ومن بين سيول العناصر المتشاكسه بهذا النظام الادق الارق و آه... نشتبه برا كدر يعني mükemmel bir şey. Şu kainattaki sanat eserleri olan masnuları zatıyla, sıfatlarıyla, mahiyetiyle, hüviyetiyle sınırsız imkanlar arasından ve sonuç vermeyen yollar içinden karışık ihtimaller dahilinde birbirine benzeyen misallerine rağmen Allah Allah birbiriyle çatışan ve müstevli olan unsurların selleri arasından bu kadar ince fevkalade nazik yaratmak ve düzenlemek tanzim etmek Allah Allah. Bu tanzim yani düzenli yaratmak bütün bu ihtimaller içinde. İkincisi ve tevzinuha bir de ölçülü yaratmak bi hadal mizanil hassasil hassasi Allah Allah bu çok hassas olan hassasil cessasi Allah Allah çok hassas en küçük bir yanlışlıkla da hemen kanser olur çıkar veya düzen bozulur yani dedim ya cessas takip ediyor yani ilmi takip ettiği için yanlışlıkta ölçü karıştırıyor Allah Allah bazılarının burnunda o kemik fazla büyüyor buyur bakalım hemen haber veriyor gece nefes alamıyor. Bak cessas bu işte. <laughs> Allah Allah. Haber veriyor yani burada bir ölçü hatası var. Allah Allah. İbret ve hikmet bu. Ayrıca ve temyizuha bütün bu masnuatın birbirinden ayrılması. Bi hadil emsalil ve teayyünatil müzeyyenetil muntazameti. Allah Allah. Fevkalade düzenli, süslü. Anlat her mahluka verilen, belirlenen rızık ve ecellerin, birbirine benzeyen misallerin hepsinin birbirinden ayrılması. Bu da imtiyaz şeyi. Başka? Ve halkul mahlukatil muntazamatil hayaviyeti minel basitil camidil meyyeti. Allah Allah, basitil camidil meyyeti. Yani bu kadar hayat sahibi ve nizamlı, düzemli olan mahlukatı, ölü gibi olan, Cami şuursuz, basit bir maddeden yaratmak. Mesela kel insani bi cihazati minen nutfe. Tıpkı insanın bütün organları ve azalarıyla bir damla sudan yaratılması gibi. Ve tayri bi cevarihi minel beyda. Tıpkı bir kuşun bütün kanatları, kolları ve azalarıyla birlikte bir yumurtadan yaratılması. Ve şecereti bi adayiha minel nuvati vel habbe. Yani bir ağacın bütün dalları budaklarıyla bir çekirdekten bir habbeden yaratılması tedüllü ala. Bütün bunlar gösteriyor ki enne kulle şeyin bi iradeti ta'ala ve ihtiyarihi ve kaslihi ve meşiyeti subhane. Kainattaki her şey Allah'ın iradesi, ihtiyarı, kastı ve meşiyetiyledir. Kema nasıl ki اَنَّ تَوَافُقَ الْاَشْيَاءِ فِي اَسَاسَاتِ الْاَعْضَاءِ النَّوْعِيَّةِ وَالْجِنْسِيَّةِ Yani ister tür bazında, ister cins bazında, eşyanın azalarının, temel azalarının aynı oluşu, mesela insanın iki eli, iki kulağı vesaire يَدُلُّ ala Gösteriyor ki, اَنَّ سَانِيَةِ الْكَلَفْرَاتِ وَاحِدٌ Bütün insan fertlerini mesela yaratan tektir. Kedalike aynı şekilde enne temayüzeha, o fertlerin teker teker diğer fertlerden ayrılması, bitteayyünatil muntazama, düzenli kendilerine tahsis edilen şeylerle, belirgin özelliklerle, ve teşehhusatil mutemayize, diğer fertlerden ayıran şekilleriyle, tarzlarıyla, yedüllü gösteriyor ki, ala enne zalike sani'al vahide el ehadeh, yani hem sıfat hem de zatında bir, bir olan şu sanatkar olan Allah failun muhtar iradesiyle iş yapıyor. Yef'alu ma yeşâ ve yehkum ma İstediğini yapıyor ve istediğini de irade ettiğine de karar veriyor. Evet verdik duramadık Arapçasında. Bu fıkra irade ilahiyenin delillerinden pek çok külli hüccetleri ihtiva eden bir tek külli ve uzun delildir. Mealinin kısa bir tercümesi içinde irade ve ihtiyar ve meşiyet ilahiye, meşiyet de irade demek, gayet kat'i ispat eden bir delili beyan ederiz. Hem ilmi ilahinin bütün meskur delilleri aynen iradenin dahi, Allah'ın iradesinin dahi delilidir. Çünkü her masnuda ilim ve iradenin beraber cilbeleri, eserleri görünüyor. Bu Arabi fıkranın kısa cemali. Aynen bizim verdiğimiz mana ama üstad veriyor. Yani her şey onun irade ve meşiyetiyle olur. İstediği olur, istemediği olmaz. Her ne isterse yapar, istemezse hiçbir şey olmaz. Buna bir hüccet şudur, delil şudur. Görüyoruz ki bu masnuatın her biri, muayyen zatı, belli bir şah, zatı var. Mahsus sıfatı, sıfatları da kendine az, has. Ayrı hususi mahiyeti mümtaz. Diğer fertlerden kendisini ayıran imtiyazlı, farikalı diğerlerinden ayıran sureti var. Evet bütün insanların iki gözü, burnu, kulağı vesaire var ama beni diğerlerinden ayıran özellikler var. Hassiz imkanat. Değişik imkanlar var. Benim kulağım yarım metre de olabilirdi. <laughs> ama böyle olmuş. Düz olurdu. Hayır böyle olmuş ve başka tarzlarda olabilir. Teşvişçi ihtimalat içinde aslında çok karıştıran ihtimaller var. Neticesiz çok yollarda ve sel gibi akan ve karıştıran ve birbirine zıt unsurların, elementlerin müdahaleleri içinde Allah'a toprağı var, taşı var vesaire vesaire ve sehi ve iltibasa unutmaya ve birbirine karıştırmaya sebebiyet veren ve birbirine benzeyen emsalleri içinde bu karma karışık hallere karşı o her bir masnu sanat eserini ince, tam, düzgün bir nizam altına almak ve hassas, cessas, bak bu çok önemli bir kelime, cessas kelimesi, küçük bir hata oldu mu ne yapıyor? Yani hemen haber veriyor, Allah Allah, haber veriyor, haber veriyor. Mükemmel bir ölçü ve mizanla her uzvunu ve cihazını tatmak, takmak, takmak, ve yüzüne süslü bir ölçü ve mizanla her uzun, Ha özür dilerim. Yüzüne süslü, düzgün bir sima, bir teşahhus vermek. Yani benim şahsiyetim diğer insanlardan ayrı. Yani şu yüzümün görünümü. Ve birbirine muhalif azalarını basit, cami, ölü bir maddeden zihayat olarak gayet sanatlı yaratmak. Mesela insanı ayrı ayrı yüz cihazatıyla, burun, göz, kulak vesaire bir katre, bir damla sudan icat etmek ve kuşu pek çok alat ve muhtelif cihazlarıyla bir basit yumurtadan inşa edip mucizatlı suret giydirmek ve ağacı dal budak ve mütenebi çeşit çeşit azab ve ezzasıyla basit cami karbon azot mütevellidülma oksijen müvellidül humuzadan ve hidrojenden terekkübeden meydana gelen bir küçük çekirdekten çıkarmak muntazam meybeli bir şekil ver, giydirmek. Elbette ve elbette bedahetle, açık bir şekilde, şüphesiz katiyetle, vücut ve zaruret ve lüzum derecesinde ispat eder ki, o her bir masnua, yani sanat eseri olan her şeye, bütün zerrat ve eczasıyla, atomlarıyla, cüzleriyle ve suret ve mahiyetiyle bir kadiri mutlakın irade ve meşiyetiyle ve ihtiyar ve kastıyla o mahsus mükemmel vaziyet veriliyor. Ve her şeye şamil bir iradenin taht hükmündedir. Her şey onun hükmünün altındadır. Ve bu tek masnuun sanat eserinin bu şüphesiz tarzda irade-i ilahiye delaleti gösteriyor ki bütün masnuat sanat eseri olan her şey hadsiz, nihayetsiz ve güneş ve gündüz gibi zahir, açık bir katiyette ve kesinlikte her şeye şamil irade-i ilahiyeye adetlerince, sayılarınca şehadetler ve bir kadiri müridin her şey iradeyle yapan kudret sahibinin vücubu vücuduna, varlığının zaruretine hadsiz hüccetlerdir. Hem ilmi ilahinin sabıkan, yukarıda geçtiği gibi meskur delilleri aynen irade ilahiyenin dahi delilleridir. Çünkü ikisi yani ilimle irade kudretle beraber iş görüyorlar. Bir binayı yapanın evvela o binayı nasıl yapacağını bilmesi lazım. Sonra yapmayı istemesi lazım, irade etmesi lazım. Sonra gücü olması lazım. Biri birsiz olmaz. Her bir nev'in ve cinsin efradı, fertleri, azay neviye ve cinsiyede tevafukları mesela insanın e, tür olarak ve cins olarak azaları aynı. Cins dediği hayvanları da kattı. Dört ayaklılar hepsi de genel manada temel azalar aynı. Nasıl delalet eder ki saniyeleri birdir, ustaları bir. Aynı elden çıkmışlar. Vahittir, ehattir. Sıfatlarında, isimlerinde de birdir, tektir ve zatında da tektir. Öyle de yüzlerinin simaları hikmetli bir tarzda birbirinden farikalı ve ayrı olması kat'i delalet eder ki o sani vahidi ehad sıfatlarında ve zatında isimlerinde tek olan o sanatkar bir faili muhtardır. İradesiyle iş yapan bir zattır. İrade ve ihtiyar ve meşiyet ve kast ile her şey yaratır. İşte iradeye dair tek ve külli bir delili beyan eden meskur Arabi fıkranın kısa mealinin tercümesi bitti. İradeye dair pek çok mühim nükteleri ilim meselesi gibi yazmak niyet etmiştim. Fakat semli, zehirli hastalık Maalesef zehir 19-20 defa zehirlemişler Bediüzzaman'ı. zamanı. tam yorgunluk verdiği için başka vakte vakte tehir edildi. Kudrete geldik burada kalalım. Öyle değil mi? Çünkü kudret uzun ya kudret uzun. Belki de yarın bitireceğiz yani. Allah 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 Allah. Allah. Güzel. Ek bölümler. Harika bir şey. Haydi bitirelim. Ceza kumullahu hayran kesira ve allemena Allahu ilmen fi'a. El Fatiha. Auzu billahi